Sayın Valim, program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması... Milletimizin ordusuyla birlikte adını şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdırdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ya istiklal ya ölüm inancıyla çıkılan bu yolda milletimiz hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını ve hür yaşama iradesini sonu ne olursa olsun hiçbir surette terk etmeyeceğini tüm cihana göstermiştir. Ne büyüksün ki? Milletimizin bağımsız ve hür yaşama iradesi tüm dünyaya haykırılmıştır. Sayın Vekilim. Merhaba, biraz geri gel. Geri
konuşmaları, dünyada gelişen fikir akımları. Dünkü beslediklerimiz acılarımızla azdı hep. Zaferle taçlandırışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Sayın Valim, Garnizon Komutanım, Belediye... ...ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna... Büyük Taarruzca Baş Komutanlık Meydan Savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos zaferinin 99. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle gazilerimize saygılanıyor. Silahlı kuvvetlerimizin ve tüm Sivasların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İşte bu manzara içerisinde Mustafa Kemal kendisine inanan ve gerçeği görüp kavrayabilen bir avuç insanla
Türk milletinin var olma mücadelesini tohumlayan Anadolu'ya saçmıştır. Geçiyor çöpte dolgular içerek yok. Asımlara sığmayan kuvvet. Nerede olursa olsun. İnşallah sağlıklı günlere ulaşırız. Sağlık ekiplerimiz de buradan geçti. Onlar da kahramanca çalışıyor. Onlara da teşekkür ederim ama burada tabii kapanma süreci de bitti. Okullar açılıyor, üniversiteler açılacak, öğrenciler gelecek. Vatandaşımız daha hareketli, kısıtlamalar yok. Onun için yani şu maske önemli, maske, mesafe ve aşı yaptırmak çok önemli. Ben tekrar günümüzü, zaferimizi, 99. yılını bu büyük zaferin tebrik ediyorum, kutluyorum. Vatandaşlarımıza, milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle de Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına tekrar minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Günümüz, bayramımız kutlu olsun.